LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber matematik hızlanma kampımızın ikinci adımındayız ve bugün sizlerle beraber mükemmel konular göreceğiz ve görmeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım herkes toplansın. Dersimiz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün günlerden 7 Mart ve hızlanma programımız mükemmel bir şekilde devam ediyor. Ee, sizlerin katılımıyla beraber hızlanma programımızın amacı sevgili arkadaşlarımız bu aralar deneme sınavlarında zaman problemi yaşayan arkadaşlarımız oluyor. Gerek Türkçe'de gerekse arkadaşlar matematikte biz de dedik ki şöyle güzel bir hızlanma programı yapalım. Hem e, ilk dönem konuları olan işte çarpanlar katlar veri analizi olsun arkadaşlar cebirsel ifadeler bu gibi konuların üstesinden geçelim ve bilgilerimizi güncelleyelim ondan sonra da deneme sınavlarında birazcık daha hızlanalım ve zaman problemi yaşamayalım dedik arkadaşlar. Ve sizlerle beraber ne yapıyoruz? Hızlanma kampında harika bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu arada e, kampımızda bazı kaynaklarımız var arkadaşlar. Onlardan sizleri ödevlendireceğiz. LGS Matik Sarmal denemelerinin üçüncüsünü çözüyorsun. Bakın burada LGS Matik Sarmal denemelerimiz. Matematik denemi konu konu arkadaşlar. Çok da güzel. Ve bunun yanında da arkadaşlar bunu yaptıktan sonra da hızlanma denemelerinden de üçüncüsünü çözüyorsun. Şu iki Ödevlerini sana veriyorum. Tabii ki program ons kitabından da sorularını çözeceksin diyelim ve bu şekilde de eğer bu kitapları arkadaşlar üçünü alırsan yanında sana artık netlerim artıyor yani ana denemelerinde hediye olarak ne yapıyoruz gönderiyoruz ve dört tane kitapla zirveyi artık zorlayacaksın son düzlükte kalan 70-80 demeyelim de 80-80-90 günlük diyelim zaman zarfında bu çalışmaları yaparsan gerçekten de hızlandığını ve netlerinin arttığını da görmen içten bile olmaz arkadaşlar. Tabii ki bazı sıkıntıları çekeceğiz ki daha sonrasında daha güzel noktalara varalım arkadaşlar. Çünkü hiçbir güzellik sıkıntı çekmeden olmuyor. Şu anda da sıkıntı çekeceğimiz zamanlardayız ama LGS geçtikten sonra da mükemmel bir şekilde artık yaz tatilinde arkadaşlarımızla, ailemizle keyifli vakitler geçireceğimiz günlerde gelecek diyelim sizlere. Evet arkadaşlar, ikinci adımdayız. Bakalım bu ikinci adımda neler göreceğiz? Neler yapacağız? Onlardan bahsedelim. Arkadaşlar kamp videolarımızın birincisinde zaten çarpanlar kartlar, üstü ifadeler ve kara köklü ifadeleri mükemmel bir şekilde bitirmiştik. Çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. İzlemeyen varsa mutlaka izlesin ee, sevgili arkadaşlar. İkinci videomuzda yani bu videomuzda veri analizini, olasılığını ve cebirsel ifadesini şöyle üzerinden bir güzel geçeceğiz ve sorularını çözeceğiz. Üçüncü videomuzda zaten doğrusal denklemler bölümünü tamamlayacağız arkadaşlar diyelim. Peki. Peki bu konularla alakalı hiç merak ettin mi LGS'de acaba kaç soru gelmiş, nasıl olmuş, ne bitmiş diye? Arkadaşlar biz sizin için araştırdık ve 2020'den 2023'e kadar toplam 4 sınavda veri analizinden kaç soru gelmiş ona baktık. Arkadaşlar veri analizinden 2020'de 3 tane, 2021'de 2 tane, 2022'de sadece bir soru gelmiş ama 2023'te 2 tane soru gelmiş. Veri analizinden demek ki arkadaşlar bir soru garanti, ikinci soruda gelme ihtimali çok yüksek. iki soru bekleyebiliriz bu konuyla alakalı. Olasılığa geldiğimizde bakın olasılıkta 2020'de 3 tane gelmiş, sonra birer tane gelmiş arkadaşlar. 2023'te de 2 tane gelmiş. Yani muhtemelen olasılıkla alakalı arkadaşlar bu sene 2024 LGS'de bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Yani bir soru olasılıktan bekliyoruz. Cebirsel ifadeler önemli bir konu. Ee, sevgili arkadaşlar 2020'de 3 tane gelmiş. 2020'de, 2021'de 2 tane gelmiş, 2022'de 2 tane gelmiş ve 2023'de de 4 tane gelmiş. Tabii ki arkadaşlar şunları da parantez açmak istiyorum. Belki e, bilmeyenler olabilir. 2020 ve 2023'te pandemi'den dolayı ilk dönem konuları çıktı. 2023'te de arkadaşlar ülkemiz sarsan deprem felaketinden dolayı yine ilk dönem konuları çıkmıştı. Dolayısıyla 2021 ve 2022 yılları bize birazcık daha gerçekçi sonuçlar verecektir diyebiliriz ve demek ki Cebirsel ifadelerden de iki soru arkadaşlar sınavda geliyor hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hadi bakalım ne yapalım gerekli bilgilendirmeleri verdikten sonra şöyle arkadaşlarımıza da bakalım ee, sevgili arkadaşlar neler hazırlamışlar, neler çizmişler neler karalamışlar sizler için bu bilgileri sizlere aktaralım ve en güzel şekilde tekrarlarımızı yapalım bu arada bu videomuzu şu anda izleyenler ve daha sonra izleyecek olanlar varsa soruları durdurup bizden önce çözerlerse çok sevinirim. Tabii ki bu arada da Tonguç Kankası'na destek için de like butonuna çökerse de veya yorumlarda da güzel şeyler yazarlarsa da arkadaşlar seviniriz. Mutlaka Tonguç kankana desteğini ihmal etmiyorsun diyelim ve şimdiden de arkadaşlar kolay gelsin diyelim. Siz sizlere ve bizlere de tabii ki. Şimdi veri analizine bakıyoruz arkadaşlar. Veri analizi genel olarak yıllardır gördüğümüz bir sütun grafiğini okuma, çizgi grafiğini değerlendirme, bir daire grafiğinde neler anlatmak istiyor onlara anlama ve birbirleriyle alakalı ilişkilerini değerlendirme dersidir aslında, konusudur aslında bakarsanız arkadaşlar. Hemen onunla alakalı ilk bölümümüze bakalım. Bir veri grubundaki sayıların toplamının arkadaşlar gruptaki terim sayısına bölümüyle elde edilen sayıya o veri grubunun aritmetik aritmetik ortalaması diyoruz. Yani sizler e, karnelerinizde notlarınızı hesaplarken yaptığınız şey aslında arkadaşlar notlarınızın ortalamasını bulmak. Yani aslında aritmetik ortalama yapıyorsun bir nevi. Örneğin 70, 50 ve 90 sayılarına baktığımızda bunların toplamı kaç yapar? Hemen toplayalım bakalım. Bunların toplamını buluyorum, toplamını güzelce buluyorum arkadaşlar ve kaç tane sayı almışım? 3 üç tane. 3'e bölüyoruz. Topladığımız zaman burası kaç yapar? Tabii ki 210 yapıyor arkadaşlar. 210'u 3 sayı olduğu için 3'e bölüyorum ve buradan da cevabımız kaç çıkıyor? 70. Demek ki sen bir sınavdan 70 aldın. 2 inşallah almazsın notları da bir sınavdan 70 aldın diğer sınavdan 50 aldın ve diğerinden de 90 aldın arkadaşlar o zaman bunların e, toplamını yani ortalamasını bulmak istiyorsan topluyorsun 3'e bölüyorsun ortalaman 70 geliyormuş daire grafiğine baktığımızda sevgili arkadaşlar daire grafiğinde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi oran orantı yöntemindeki doğru orantı yöntemidir arkadaşlar çok önemlidir çok fazla kullanırız yani burada size formülü verdik ama bunu da kullanabilirsin bunu da sevgili öğretmen arkadaşlarımız sınıflarımızda gösteriyorlar ancak biz diyoruz ki orantı yap. Orantı en güzeli. Hatta ve hatta oradan katlara da bakarsan daha da işin kolaylaşır. Mesela buraya baktığımızda 60 dereceye 18 öğrenci karşılık geliyorsa atıyorum arkadaşlar burada toplam kaç öğrenci vardır diye sorarsak ne yapacaksın? Hemen diyeceksin ki hocam 60 dereceye 18 öğrenci düşüyorsa ya da 18 e, düşüyorsa 360 dereceye kaç sayısı düşer? Ne yaptık? X'i yazdık buraya. Hemen baktığım zaman ister ister dışlar çarpım yap istersen de şunu yapabilirsin bak 6 katına çıkmış arkadaşlar 6 katına çıktıysa bu sayı da 6 katına çıkacaktır o zaman x eşittir 18 çarpı 6'dan çarptığımız zaman cevabımızın da 108 olduğunu söyleyebiliriz. Yani buraya 18 düşüyorsa tamamına 108 düşecektir arkadaşlar diyelim ve hadi bakalım veri analizinden sonra olasılıkta neler hazırlamışız ona bir bakalım. Olasılıkta arkadaşlar karşımıza ne geldi? Bir deneyin. Bütün çıktılarının oluş, çıktılarını oluşturduğu durumlara olası durumlar diyorduk arkadaşlar. Örneğin 80'in tüm doğal sayı çarpanlarının yazılı olduğu kartlar bir torbaya atılıyor. Buradaki olası durumlar nelerdir demiş. Arkadaşlar hemen yazalım bakalım. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40, 4 çarpı arkadaşlar 20, 5 çarpı ne olur başka bakalım 16, sonra arkadaşlar 6, 7, 8 çarpı 10 diyebiliriz değil mi? Toplam 2, 4, 6, 8, 10 tane sayımız var. O zaman olası durumlar bunların tamamıdır. Hatta yazalım 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, Arkadaşlar 40 ve 80'dir. Olası durum sayımız nedir arkadaşlar? Olası durum sayımız 10 tanedir diyebiliriz. Olası durum sayısı 10 tane dir arkadaşlar. Diri de ekleyelim hadi. 10 tanedir diyebiliriz. Olası durum sayımız. Arkadaşlar olası durum sayımız genelde olasılıkta paydaya yazılır arkadaşlar. Olası durum sayımız genelde paydaya yazılır. Bunu da unutmuyorsun. Şimdi zaten onunla alakalı bölüme geldik. Bir olayın olma olasılığı istenen durum yani ne isteniyor senden işte çift olması mı diyor asal olması mı diyor ya da tam karevi sayı olması mı diyor. Kırmızı kart olması mı, mavi kart olması mı ne istiyorsa arkadaşlar onun eleman sayısını paya yazıyorsun. Eleman sayısını paya yazıyorsun. Tüm olası durumları da paydaya yazıyorsun. Mesela hemen bir soru yapalım. Basit bir soru. 80'in tüm doğal sayı çarpanlarının yazılı olduğu kartlar bir torbaya atılıyor. Yani arkadaşlar biri attık, ikiyi attık arkadaşlar. 4'ü attık sonrasında 5'i attık 8'i attık 10'u attık 20'yi attık 16'yı attık 40'ı attık ve 80'i attık toplamda arkadaşlar kaç tane kart attık 10 tane kart attık bu 10 tane kartın 10 tane kartın diyor ki Üzerinde çekilen bir kartın asal sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar asal sayı olmasını hemen paydaya kaç yaptık? Tüm olası durumların sayısı olan onu yazdık. Asal sayıları yuvarlak içine almak istiyorum. Asallarımız kimlerdir? 2 sayısı asaldır, 5 sayısı asaldır arkadaşlar. Başka da asal sayımız var mı diye baktığımız zaman sakın ola bir almıyorsun. Çünkü bir asal değildir. Bazen sınav heyecanıyla ne yapıyoruz? Biri de asalmış gibi alıyoruz ve öyle davranıyoruz. Dolayısıyla 2 bölü 10 diyorum. Arkadaşlar ve buradan da sadeleştirirsem 1 bölü 5. Demek ki ben bütün bu kartları kutuya atarsam bu kutudan çektiğim bir kartın asal sayı olma olasılığı kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 2 bölü 10 yani 1 bölü 5. 5'te 1 oranında olasılığımız olmuş oluyor diyelim ve haydi bakalım yolculuğumuza bir sonraki bölümde devam edelim. Arkadaşlar cebirsel ifadelerde özellikle özdeşlikler konusu biraz başımızı ağrıtmıştı. Hemen onları sana hatırlatmak istiyorum. İki kare fark özdeşliğimiz vardı. İki kare fark özdeşliğimizde tabanlarımızın kare kökünü alıyorduk. Kare alıyorduk. Bir eksilisini bir de artılısını yazıyorduk. Ve bu şekilde yaptığımız zaman da sayımızı aslına bakarsanız çarpanlarına ayırmış oluyorduk. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu arkadaşın kare kökü kaçtır diye sorsam e hocam karekökünü alırsak bunun karekökü 2x'tir. E bunun karekökü kaçtır arkadaşlar? Bunun karekökü de 5'tir. E o zaman ne yapıyorum? Geliyorum 2x eksi 5 çarpı 2x artı 5 diyerek ne yaptık? Çarpanlarına ayırmış olduk bunu. Devam edelim bakalım. Sonra da tam kare özdeşliklerimiz vardı arkadaşlar. Tam kare özdeşliklerimizde ben bir tekerleme gibi e, düşünüyordum. İşte birincinin karesi birinci ikinci çarpının iki katı ikincinin karesi arada eksi varsa eksi artı varsa artı. Bunlara tam kare özdeşlikler diyorduk. Bunlara iki kare farkı bunlara tam kare özdeşlikler diyoruz. Hemen bakalım buraya x artı 4'ün karesi birincinin karesi x kare artı olduğu için artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8x artı ne oldu arkadaşlar 16 yaptık buraya baktığımızda 2x eksi 6 e, birincinin karesi ne olur 2x'in karesi 4x kare sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olur arkadaşlar dolayısıyla iki katını alırsam çarptığımız zaman 12x olur. 2 katını alırsam 24x olur tabii ki. 24x olur. Sonra ikincinin karesi. Buradan ne olacaktır? 36'yı bulmuş oluyoruz. 4x kare eksi 24x artı 36 geldi. Bunları peki hocam nasıl kapatacağız? Yani ne yapmamız lazım diye sorarsanız bunları da şöyle yapıyoruz. Yine birinci ile ikincini yani baştakiyle sondakinin kare alıyorsun. Bunun karekökü x bunun karekökü 3 arkadaşlar. Arada artı işareti olduğu için x artı 3'ün karesidir aslına bakarsanız bu. Yine bu açık olarak verilerini kapatmak istersek birincinin kare aldım 2x. ikincinin yani sondakinin kare aldım arkadaşlar 5. Arada eksi olduğu için ne yapıyorum? 2x eksi 5'in karesidir diyorum ve bu şekilde de ne yaptık arkadaşlar? Öz kısaca bir hatırlamış olduk sizlerle beraber. Şimdi birazcık LGS tadında LGS'nin benzeri tarzda gelebilecek tarzda sorular çözelim sizlerle. Tabii ki sen de ne yaptın soruyu şu anda gördün durdurdun ve bakalım cevabı seninle beraber doğru bulabilecek miyiz ee, bir okuldaki 8. sınıftaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımını daire grafiğinde cinsiyetlerine göre kız erkek bakın burada A, B ve C şubelerindeki kız öğrencileri bakın kız öğrencileri dikkat kız diyor arkadaşlar bütün demiyor kız öğrencilerin sayıları ise birim kareli zemine çizilen sütun grafiğinde verilmiştir eyvallah süper C şubesindeki kız öğrenci sayısı 6'ymış arkadaşlar. C şubesindeki kız öğrenci sayısı 6'ymış. Olduğuna göre 8. sınıfta okuyan erkek öğrenci sayısı en az kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi C şubesindeki kız öğrenci sayısı 6 olduğuna göre ve bu kız öğrencileri gösterdiğine göre o zaman bir kutucuğumuzun aslında 3'e karşılık geldiğini söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. E, bu 3 ise o zaman B şubesindeki kız sayısı arkadaşlar kaç olacaktır? Bakın 3 kere 5'ten 15 olacaktır. O zaman şu yanlarına yazalım. 6 burada. 15 burada arkadaşlar. Devam ettiğimizde 3, 3, 3. Buradan da kaç tane kız öğrencimiz var? 9 tane kız öğrencimiz varmış. O zaman kızlarımızın toplamına arkadaşlar kızlarımızın toplamına şuraya 9 artı e, 6 21 9, şey, 15 artı 6 21 9 daha 30 yapmaz mı kızlarımız arkadaşlar arkadaşlar 30 kişi olmadı mı evet oldu peki gelelim şuraya diyebiliriz ki bizler şunu diyebiliriz 90 derecelik bir daire grafiği bölümüne 30 tane öğrencimiz sığıyorsa 270 derecelik erkekler bölümüne bakın 270 derece çünkü 360'tan 90'ı çıkarttığımız zaman erkeklerimize 270 derece kalıyor. Kaç öğrenci arkadaşlar denk gelir diye sorduğumuzda bakın dikkat ettiyseniz e, 3 katına çıkmış arkadaşlar. E, o zaman bu da 3 katına çıkacaktır. O zaman x eşittir erkeklerin sayısı kaç olur? Tabii ki 90 kişi olur arkadaşlar. Erkeklerin sayısı 90 kişi olacaktır diyoruz ve 90 cevabını bulanları da alkışlıyoruz. Tebrik ederiz arkadaşlar. 90 sorusu 90 cevabı e, güzeldi. Soru da güzeldi. Çok zor değil. Arkadaşlar bu tip sorular LGS'de Orta seviye ortanın bir tık üstü diyebiliriz yani yapılabilir sorular e, e, kategorisine alabiliriz bunu yani böyle bir soru çıkarsa tıkır tıkır yapar geçersin zamanlı diğer sorulara harcarsın diyelim ve haydi bakalım yolculuğumuza ne yapalım devam edelim. Bir tane yine veri analizi sorusuyla karşı karşıyayız. Bakalım bu sorumuzun cevabı ne çıkacak? Hemen sorumuzu dikkatli bir şekilde okuyoruz arkadaşlar. Lütfen soruyu atlamadan, zıplamadan okuyun ve dikkatli bir şekilde okuyun. Alper 9 bölümden oluşan bir bilgisayar oyununu bölümler arasında mola vermeden bitirmiştir. Evet mola vermemiş tıkır tıkır devam etmiş. Alper'in bu oyunun bölümlerinde harcadığı sürelerin dağılımı aynı renkli bölümlerin merkez açılarının eşit olduğu daire grafiğinde gösterilmiştir. Mesela yeşil olanlar arkadaşlar açılara eşit, sarılar eşit. İşte gri zaten tek parça. Buna göre 19-20'de oyuna başlayan Alper 3. bölümü 19.53'te bitirmiştir. 3. bölümü 19.53'te bitirdiğine göre 7. bölümü bitirdiğinde saat kaç olur demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burası 30 derece ya. Şuraları hemen bir doldurmak istiyorum. E burası da 30 olmaz mı? Burası da 30 derece. O zaman burası da 30 derece olur arkadaşlar. Burası da 30 derece olur. O zaman şimdi 160 90 daha bakın 160 derece 90 daha ne yapacağım? E, 200 50 derece. Doğru mu arkadaşlar? 250 derece. O zaman ben ne yapıyorum? 160 ile 90'ı topladım. 250 derece yaptı. Şu yeşil bölümlere yani arkadaşlar yeşil olan hemen şuraya şöyle kalemimi alayım. Yeşil olan bölümlerin bir tanesinin açısını bulacağım. Yeşil bölge ona bakacağım. Şimdi nasıl bulacağım o bölgeyi arkadaşlar açılarını nasıl bulacağım daha doğrusu. E tabii ki 360'tan 250'yi çıkartıyorum. 360 dereceden 250 dereceyi çıkartıyorum. Yeşil bölgelere 110 derece kaldığını söyleyebilirim. E kaç bölmeden oluştu? 5 bölmeden. O zaman 110 dereceyi 5 eşit parçaya böldüğümde her bir bölgenin açısının 22 dereceye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Şurada her biri 22. Değil mi? Burası 22, burası 22, burası 22, burası 22, burası da 22. O zaman şunu diyebilirim ben. Kaç dakika 3. bölüme gelene kadar zaman geçmiş? Şöyle çizgiyi çekelim arkadaşlar. Yeşillerde yine de yeşillerden devam edelim arkadaşlar. Yeşillerden devam edelim. Yeşil bölgeden diyelim. Yeşil bölgeden devam ediyorum. Bu sefer dakikayı buluyoruz. Arkadaşlar 3. da 3. bölümü. Bakın 3. bölümü kaç dakikada bitirmiş? 33 dakikada bitirmiş değil mi? Evet. 3 bölüm, 3 bölüm arkadaşlar, 3 bölüm. Çok dikkatli konuşuyorum. Çok dikkatli anlatmaya çalışıyorum ki kafalar karışmasın. 3 bölüm 19.53'ten 19.20'yi çıkartırsak 33 dakikada bittiğine göre 1 bölüm arkadaşlar, 1 bölüm, 1 bölüm 11 dakikada biter. 1 bölüm 11 dakikada biter. Ve son noktayı arkadaşlar tamamlıyorum. Son noktayı tamamlıyorum. Buraya çizgi çektim ve diyorum ki bir bölüm yani arkadaşlar 22 derecelik bir bölüm 22 derecelik bir bölüm 11 dakikada tamamlanıyorsa bakın 22 derecelik bir bölüm 11 dakikada tamamlanıyorsa geliyorum nereye 7 bölüme kadar diyor 7 bölüm nerede arkadaşlar 7 bölüm burada tabii ki bakın burada ve buranın toplam açısını bulalım bakalım Buranın toplam açısı kaç derecedir diye düşünüyorum Burada bitiriyoruz çünkü Burası 110 ee, arkadaşlar 60' da buradan geldi 170 derece mi yaptı? Evet, bakın buraya kadar, şuradan başlayıp da, bakın şuradan başlayıp da buraya kadar olan e, açımız 170 derece o zaman diyoruz ki 22 dereceye 11 dakika geliyorsa 170 dereceye kaç dakika gelir diyoruz ve dikkat ettiyseniz bu noktada, bu noktada yarıya düşmüş, bu da yarıya düşer, o zaman x eşittir 85 dakika geçer arkadaşlar, 85 dakika geçer. Peki 85 dakikamızın 85 dakikamızın arkadaşlar şuraya da bir çizgi çekmek istiyorum ee, 19.20'de başlamıştı 85 dakika arkadaşlar nedir 1 saat 20 dakika değil mi 25 dakika 1 saat 25 dakika olduğuna göre 1 saat 25 dakika olduğuna göre 19 20'nin üstüne 1 saat 25 dakika eklersem cevabımın da 20 45 olduğunu söyleyebiliriz ve doğru cevabı da 20 45 bulanlar arkadaşlar harika bir iş çıkardınız gerçekten de önemli bir soruydu. Arkadaşlar kısaca bir özetleyelim. Yeşil bölgedeki her bir şu yelpazenin her bir parçanın açısını bulduk. Nasıl bulduk? Burası 90 derece. 160 ile 90'ı topladım. 250 360'dan 250'yi çıkardım. 110. 5 eşit parçaya böldüm. Her bir yeşilin 22 derece olduğunu bulduk. Sonra geliyorum. Yeşil bölgeden bu sefer dakikaya geçeceğim. 3 bölüm 33 dakikaysa ki öyle diyor bakın burada. 3 bölüm bitirmiş ve 33 dakika sürmüş. 1 bölüm 11 dakikadır. Arkadaşlar 1 bölüm 11 dakikası şu mantığı kuramaz mıyız Allah aşkına? O zaman 1 bölüm 11 dakika ise 22 derece 11 dakikadır. 22 derece 11 dakika ise buradan buraya arkadaşlar toplamda 7. bölümün sonuna kadar toplam 170 derece var. 22 derece 11 dakika ise 170 derece kaç dakikadır? 85 dakikadır. Yani 1 saat 25 dakikadır. 19.20'de başlarsa 1 saat 25 eklersek cevabımızın 19 şey 20.45 olduğunu bulmuş olduk. Şöyle de bir özet geçtik arkadaşlar çünkü önemli bir soruydu diyelim. Ve geldik bir başka arkadaşlar sorumuza kazıkulazizm bir sorumuz olabilir mi diye düşünüyorum. Bakalım sorumuz neymiş? Tonguç okuldaki dolabının kilidi için 3 basamaklı bir şifre oluşturacaktır. Bu şifre için aşağıdaki basamaklar izlenecektir. 1- Şifre için 1-2-3-4-5 rakamlarından 3'ünü kullanacaksın diyor tamamdır. Ortadaki rakam soldakinden küçük sağdakinden büyük olacaktır diyor. Örnek veriyor bakın yani büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Buna göre Tonguç'un oluşturacağı şifrenin 400 ile 500 arasında bir sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar şimdi böyle bir soru gerçekten ihtimallerle dolu bir soru. Ola ki sınavda böyle bir soruyla karşılaşırsanız lütfen bu soruyu mümkün olduğu kadar en sona bırakın. Çünkü bu ihtimallerle alakalı olduğu için bir tanesini eksik yazarsan yanlış cevap. Cevap bulma ihtimalin çok yüksek ve zaman da harcayabilirsin bu soruda. Onun için ne yaptık bu soruyu arkadaşlar gördük hemen diğer sorulara daha net olan cevabının daha kesin olan sonuçlarını yapıyoruz ve bu sorumuzda da arkadaşlar zamanımızı en son kalırsa harcıyoruz. Şimdi soruyu çözdüğümüzde niye böyle bir cümle kullandığımı daha net anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman hemen ne yapıyorum sıralamalarımızı yapmış oluyoruz. Şimdi buradan sıralamalarımızda 1 e ile başlıyoruz arkadaşlar 1 ile 1 e, ile başladığımızda şöyle önce sıralamalarımızı normal yazalım arkadaşlar örneğin 1'i aldık 1'i aldık arkadaşlar 2'yi aldık ve 3'ü alabiliriz bakın önce normal yazacağım sonra tersini çevireceğim arkadaşlar oradan ortaya çıkacak 1 2 3'ü aldık devam edelim arkadaşlar 1'i 2'yi 4'ü aldım bakın 1'i 2'yi aldım şu ikisini aldım 3'ü aldım 1'i 2'yi 4'ü aldım ve 1'i 2'yi 5'i aldım sevgili arkadaşlar devam edelim bakalım sonrasında 1'i 2'yi arkadaşlar 1 ile devam ediyoruz 1 ile devam edelim bakalım çizgiyi çektik şöyle 1'i aldım 3'ü aldım 1'i 3'ü 4'ü aldım 1'i 3'ü 5'i aldım arkadaşlar 1 3 4 1 3 5 aldım. Sonrasında da geliyorum 1 ile devam ediyorum. 1'i aldım. 4'ü aldım ve 5'i aldım arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Sonrasında artık ne yapıyoruz? 1'i bıraktık. Geldik 2'ye. 2'yi aldım. 2'yi aldım, 3'ü aldım. Sonra 4'ü alırım arkadaşlar. 2 3'ü 4'ü aldım. Sonra 2'yi aldım, 3'ü aldım, 5'i aldım. Bakın 2 3'ü 5'i aldım. Sonra devam edelim. 3'e geldik. 3'e geldik arkadaşlar. 3'ü aldım. E, 4'ü aldım, 5'i aldım. Bakın 3'ü aldım, 4'ü aldım, 5'i aldım. Toplam kaç tane yaptı? 3, 6, arkadaşlar 3, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Bir tane daha var mı diye baktığımızda 2, 4, 5. Evet arkadaşlar şuradan 2'yi aldım, 4'ü aldım, 5'i aldım. Bunu da ne yapmış oluyoruz? Yazmış oluyoruz. Şimdi toplamda 3 6 9 10 tane yaptık. E hocam bunlar sizin istediğiniz gibi olmadı ki diye düşünebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar hemen terslerini düşünebilirsiniz bakın burada. Örneğin şunları yazdığımızda hadi yazalım bakalım. Şöyle, buradan 3 2 1 gelir, sonra 4 2 1 gelir, sonra 5 2 1 gelir, sonra arkadaşlar 4 3 1 gelir, sonra 5 3 1 gelir, sonra 5 4 1 gelir, sonra devam ediyorum bakın 4 3 2 gelir. Sonra 5 3 2 gelir. Sonra arkadaşlar 5 4 2 gelir ve buradan sonra da 5 4 3 geldi. Hepsini yazdık. Sonra kimler kimler elimizde? Bakalım 400 ile 500 arasında olanlar. Kimler 400 ile 500 arasında? 421 geldi. 431 geldi arkadaşlar. 432'yi bakın 400 ile 500 arasındadır ve başka da yok. Dolayısıyla artık sonucumuzu yazmanın vakti geldi. Toplam 10 tane şifre olasılığımız vardır ve bunlardan da 3 tanesi arkadaşlar bizim istediğimiz olur. Cevabımız da 3 bölü 10'dur diyebiliriz. Bu soruda arkadaşlar niye ilk baştaki cümleleri kullandığımı umarım anlamışsınızdır. Çünkü bunlardan bir tanesini eksik yazarsan sonuç farklı çıkacaktır ve o da seni yanlışa götürecektir. Böyle ihtimali soruları lütfen en sona bırakalım diyelim ve bu uyarıları yaptıktan sonra yolculuğumuza bir sonraki soruyla devam edelim. Şimdi arkadaşlar sorumuza şöyle bir bakalım ve okuyup değerlendirelim. Diyor ki LGS'de çıkabilir arkadaşlar bu soru. Çıkar mı? Gerçekten çıkar. Burada ufak bir detay var lütfen ona dikkat edin. 16 eş bölmeye ayrılmış bir kartonun üzerindeki çarpma işlemi tablosuna göre Diyor arkadaşlar çarpma işlemi tablosuna göre şekilde verilen boş beyaz kutucuklar doldurulacaktır diyor. Eyvallah dolduralım. Daha sonra karton üzerindeki tüm kutucuklar kesilerek tüm kutucuklar diyor arkadaşlar kesilerek üzerinde sayı yazanlar bir torbaya atılıyor. Hadi dikkat edin bakın tüm kutucuklar. Evet üzerinde sayı yazanlar ama. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının değerinin 0 ile 1 arasında olma olasılığı kaçtır demiş. Öncelikle bu sayılarımız arkadaşlar ne yapmamız lazım? Güzelce yazmamız lazım. Hemen bakalım. Bir kere 4 üzeri 0 kaç olur arkadaşlar? 1 olur. Hemen ne yapıyorum buraya? 1 yazdım. 1 yazdık. Sonra burası kaç olacaktır? 1 bölü 4 olacaktır. 1 bölü 4 yazdık. Buraya bakalım. 1 bölü ters çevirip 2 katını alırsam. Arkadaşlar ne oldu burası? 16 oldu tabii ki. Şöyle yazdık ha. 16 oldu. Burası ne olur? Burası arkadaşlar 1 olur. Hemen şöyle 1 diyelim. Burası kaç olur? 3 olur. Burası da kaç olacaktır? 9 olacaktır. Hadi bakalım kutucuklarımızı doldurmaya başlayalım sizlerle. Birinci kutucuğumuz zaten ne olacaktır? 1 olur. İkinci kutucuğumuz çarparsak 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Üçüncü kutucuğumuz 1 bölü 16 olur. Burası 3 olur. Burası arkadaşlar 3 bölü 4 olur. Burası da 3 bölü 16 olur devam ettiğimizde arkadaşlar 9 kere 1 buradan 9 olur. Sonra burası 9 bölü 4 olur çarparsak. Burası da 9 bölü 16 olur. Evet burada hepsini aldık arkadaşlar. Peki burada kaç tane sayımız var? Hemen o sayıları bulalım. Arkadaşlar bunu alıyorum. 1, 2, 3. Bakın bunları almayan arkadaşlar olabilir. Sadece beyaz kutucuklara odaklanmış olan arkadaşlar olabilir. Ama şuradaki cümleye dikkat. Daha sonra kart, karton üzerindeki tüm kutucuklar kesilerek üzerinde yazı olanlar diyor. Dolayısıyla tüm kutucuklar dediği için bunu da alacağız. Ee, arkadaşlar 3 tane buradan geldi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kutucuğumuz var. O zaman paydaya toplam olası durumumuz yazdı için 15 tanesini kestik bir kutuya attık peki kutuda arkadaşlar kutuda hemen şu sarıyı almak istiyorum e, kutuda kimler bizim için uygundur şimdi sarı alırsak ama işler karışabilir çünkü aynı renkler var neyse e, bakalım yeşili de kullandık kahverengiyi alalım bakalım kahverengi olsun e, arkadaşlar bakalım şimdi kimler bizim için uygundur 1 ile 0 ile 1 arasında olanlar. Arkadaşlar biz zaten ilkokuldan biliyor olabiliriz belki unutmuş da olabiliriz. Burada olanlar basit kesirlerdir arkadaşlar. Bunlara basit kesir diyorduk biz ilkokulda. Nedir? Payı paydasından küçük olanlara diyoruz. Mesela 1 bölü 4 gelir mi arkadaşlar? Gelir. Hemen ne yapalım? Şuraya bakın. 1 bölü 4 geldi mi? Geldi. 1 bölü 16 gelir mi? Tabii ki gelir. Devam edelim bakalım. İkinci sıraya indiğim zaman 1 bölü 4'ümüz burada var arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Bir 1 bölü 16 buradan geldi. Devam edelim. Burada 3 olmaz. 3 bölü 4 gelir mi? Tabii ki gelir arkadaşlar. 3 bölü 16 gelir mi? Tabii ki gelir. Devam edelim. Buradan 9 var, 9 var. 9 bölü 4 bileşik kesir olmaz. Ve burası da 9 bölü 16 gelir mi? Tabii ki buradan da bu gelecektir. Toplam kaç tane oldu bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman ne yapıyorum? Geliyorum payada 7 yazıyorum. Ve cevabımız da 7 bölü 15 olarak ne yapmış olduk? Güncel olarak bulmuş olduk. Eğer sen 7 bölü 15 bulduysan... Diğer soruyu çözmeye başlayabilirsin tabii ki bundan sonraki için söylüyorum. Ama 7 bölü 15 bulmadıysan lütfen bu videoyu birazcık daha dikkatli izliyorsun ve tekrar soruda eksik noktalarını tamamlamaya çalışıyorsun diyelim. Haydi bakalım yolculuğumuza bir başka soruyla devam edelim. Bir cebirsel ifadeler sorusu. Sonrasında yine bir cebirsel ifadeler ve dersimizi ne yapacağız? Final yapacağız arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım bakalım neler verilmiş neler isteniyor bizden. Diyor ki alanı 40x kare santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt görseldeki gibi 4 eş dikdörtgene ayrılıyor. Daha sonra bu dikdörtgenler şekil 2'deki gibi birleştirildiği zaman şeklin ortasında alanı 9x kare santimetre kare olan bir kare oluşuyormuş. Evet burası 9x kareymiş arkadaşlar. Şunların da altını çizeyim ki bir daha bir daha sayılar neredeydi aramayım. Buna göre şekil 1'de verilen dikdörtgenin santimetre cinsinden çevresini veren cebirsel ifadeyi bulunuz demiş arkadaşlar evet bakalım şimdi sevgili arkadaşlar burada ne görmemiz gerekiyor nelerden yola çıkabiliriz neler düşünebiliriz demiş bu sorumuzda şimdi baktığımız zaman öncelikle 40x kareyi 4 tane eşit dikdörtgene böldüysek bir tanesinin sevgili arkadaşlar alanı aslına bakarsanız 10x kare olabilir. Bir tanesinin alanı 10x karedir değil mi? Hepsine ne yapıyorum? 10x kare güzelce yazıyorum. 10x kare olarak yazdık. Şimdi alan 10x kare ise arkadaşlar şimdi geliyorum buraya da. Buraya baktığımız zaman içerisi 9x kareydi. O zaman ben bunun bir kenarını kare olduğu için arkadaşlar 3x olarak alamaz mıyım? alabilirim değil mi? Peki toplam alanımız bakın bu sarılardan 40x kare geldi. Bakın bu sarılardan 40x kare geldi. Bir de şu ortadaki açık olan kısım 9x kare ise toplam alanımız ne oldu? 49x kare olmadı mı? Peki 49x kare ise ve bu kare ise bir kenar uzunluğumuza 7x diyemez miyiz Allah aşkına? Evet. E peki burası 2 e, 3x'ti arkadaşlar. Burası 3x. Tamam o zaman şu 10x'i de şöyle düşünsem şöyle düşünsem e yani şöyle düşünsem şöyle ilk aklıma gelen sayıları düşünüyorum e burası 2x olsa e burası da 5x olsa 2x'e 5x olarak düşünsem E o zaman arkadaşlar şurası ne olacaktır şu uzunluğum yani şu uzunluğumuz bakın şu uzunluğumuz e şu uzunluğumuz 5x olacaktır. E kısa kenarımızda 2x olursa bakın tam da karşılıyor. Tam da karşıladığı için hiçbir problem yaşamıyorum arkadaşlar. Demek ki benim bu dikdörtgenlerimden, dikdörtgenlerimden uzun kenarımız 5x, kısa kenarımızda 2x olacaktır. Hatta bakın burayı da ben 2x olarak yazarsam, burasına da 2x yazarsam şu uzunluğunda arkadaşlar aslında 7x olduğunu görebiliyor muyum? Evet görebiliyorum. Peki şuradaki bilgiye. Uyuyor mu? Tabii ki uyuyor. O zaman arkadaşlar demek ki benim bu dikdörtgenlerimin kısa kenarı 2x, uzun kenarı 5x olacak ve doğru cevabı da buradan bulduk. O zaman buraya geliyorum. Hemen dikdörtgenime bakalım arkadaşlar. Bu dikdörtgenin çevresine. Evet burası Şöyle alayım isterseniz. Burası 2x oldu. Burası kısa kenarımız 2x. Burası 2x. Burası da 2x. Ve burası da arkadaşlar kaç x oldu? 5x oldu. Hadi çevresini bulalım bakalım. 2, 4, 6, 8. Burası 8. E burası da 8 arkadaşlar. 8, 8, 16. 16. 5 daha 21. Buradan da 5 geldi 26. O zaman çevremiz arkadaşlar kaç oldu? 26x oldu ve doğru cevabı sen de 26x bulduysan alkışlıyorum seni. Çok güzel bir şekilde sonucumuzu bulmuş oldun arkadaşlar ve bu şekilde de cevabımızı halletmiş olduk. Haydi bakalım sonrasında bir sonraki sorumuza geçelim seninle beraber. Yine bir cebirsel ifade. Cebirsel ifadelerden kurtuluş yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakalım kare şeklindeki iki oyun tahtasından biri 9 diğeri 16 karesel kutucuğa ayrılmıştır diyor. Evet 9 kutucuğumuz burada 16 burada. Bir mavi kutucuğun bir kenar kutucuğu bir kenar uzunluğu mavi arkadaşlar bir tanesinin mavinin bir kenar uzunluğu bir turuncu kutunun bir kenar uzunluğundan 3 santimetre fazladır. Yani bundan yani şu arkadaşın bir kenarı bunun bir kenarından 3 santimetre fazlaymış diyebiliriz. Mavi tahtanın üst yüzünün alanı arkadaşlar mavi tahtanın alanını vermiş. Bu kadar olduğuna göre turuncu tahtanın üst yüzünün santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisidir veya bulunuz demiş. Hadi bulalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun alanını verdiğine göre ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu kapatırsam ben bunu kapattığım zaman bir kenar uzunluğunu bulurum. Hadi o zaman kapatalım bakalım. Ne yapalım? Şuradan aldım. 9x kare artı 18 x artı 9 diyorum. Sonra bunların biliyorsunuz kare köklerini alıyorum. Bakın burasına 3 x diyorum. Burasına da 3 dersem arada toplama işlemi var. Ve buradan da kapalı hali 3 x artı 3 diyorum. Ve bir kenar uzunluğu yani şuranın tamamı arkadaşlar 3 x artı 3 oldu. Peki burası 3x artı 3 ise o zaman ben bunu 3 eşit parça irsem bir tanesi arkadaşlar x artı 1 olmayacak mıdır? Evet olur yani her bir kenarımız x artı 1 x artı 1 olur toplarsak da 3 x artı 3 olur. Peki buraya geldiğim zaman bundan arkadaşlar bunun bir kenarından 3 santimetre daha azmış. O zaman hadi bakalım onu bulalım x artı x artı birden 3'ü çıkarttığım zaman x eksi 2 santimetre olur. Neresi x eksi 2 arkadaşlar neresi x eksi 2 tabii ki burası x 2 olacaktır diyelim. Bir kenarımız x 2. Peki ben bunun alanını arkadaşlar, ben bunun alanını bir kenarı, bir kenarı x 2 olan bir karenin alanını bulsam, bulsam sonra 16 ile çarpsam sıkıntı olmaz değil mi? Çünkü bir tanesinin alanını buluyorum ve sonra onu da 16 tane olduğu için 16 ile çarpıyoruz. Hadi bakalım. x 2'nin karesini yani alanı bulmak için karesini alıyorum. Yani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arkadaşlar ve ikincinin karesi bir tane alanımızı ne yapmış olduk? Burada bulmuş olduk sizlerle beraber bir tanesinin alanı x kare eksi 4x artı 4 oldu. Sonra bunu ben ne yapacağım? Tabii ki bundan 16 tane olduğu için 16 ile çarpacağım. Haydi çarpalım. Nerede çarpalım? Şurada çarpalım. 16 çarpı arkadaşlar yazıyorum. X kare eksi 4X artı 4 diyorum. Evet dağılma özelliğini uyguladığım zaman 16x kare geldi mi? Evet. Eksi 64x geldi mi? Evet. Artı 64 geldi mi? Evet. Ve doğru cevabı da ta yukarılarda bulduk. 16x kare eksi 64x eksi 64 oldu. Ve tam da burada cevabı bulduk arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Bence tam da LGS tadında bir soru. Aşırı zor mu? Değil. Aşırı işlem var mı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla LGS'de çıkabilirse bence böyle sorular çıkar diye düşünüyorum. Bu soruyla alakalı düşüncem tam da bu arkadaşlar diyelim. Ve arkadaşlar dersimizi sizlerle beraber tamamladık. Güzel bir arkadaşlar 37 dakika geçtiğini düşünüyorum. Eksiklerimizi giderdik. Sorular çözdük. Sorularda neler yaptığımızı size detaylı bir şekilde anlattık ve dersimizin sonuna geldik. Şimdi sana güzel bir soru soruyorum. Sence LGS'de en az soru hangi konudan çıkar? Veri analizimi, olasılık mı? Cebirsel ifadelerini bunu videonun başında zaten değerlendirmiştik. Hadi bakalım yorumlara yaz. Bu konularla alakalı düşüncelerini de yorumlarda bekliyorum. Hangisinde zorlanıyorsun? Hangisi çok kolay geliyor? Hangisinde genelde yanlış yapmıyorsun veya hangisinde çok yanlış çıkıyor? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.